Merhaba sevgili dostlar. Bu sene herkese sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Çalışan arkadaşlarımıza da Allah kolaylık versin dileklerimi sunuyorum. Evet, yarın 28 Ağustos Cuma İstanbul Yarış Programı'na tekrar sizlerle beraberim. 10 koşulu bir programımız var. 2 altılımız var sevgili dostlar. Birinci altılık ayımızın başlangıç saati 16.45'te start alıyor. Sevgili dostlar, handikap 21, 4 ve yukarı İngiliz'de 2000 metre sentetik kumla start alıyor. 6 İngiliz atımızın mücadelesini izleyeceğiz ve de zor koşuyla start alıyor. Tabii ki burada bakıldığında Gökhan Kocakay ile iyi uyum sağlayan 3 numara Elvis sevgili dostlar biraz ön plana çıkıyor ama ben burada zor koşu olacağını düşünüyorum. 2 numarayı dışarı bırakacağım. 188 günlük aradan sonra bir koşu görsün sevgili dostlar. O da iyi bir atımız, kaliteli atımız. Güzel koşu çıkartabilir Özgür Görüntaş'la ama şanslı olamaz diyorum. Yani geri kalan atları hepsini yazacağım. Cambaz sevgili dostlar bir sentetik bir yarış gördü. Mesafe kısaydı, önlerde geldi. Sonradan arttırdı ataklarını. O zaman da ağır kiloyla start almıştı. Özen Yıldırım'la start almıştı 59 kiloyla. Ferhan'ın kazandığı o koşta bariyer dibinden gerçekten etkili geldi. Mert Ali Solmaz'la Cambaz da ataklarını arttırdı ama maalesef ikincilikte itindi. Şimdi uzayan bu mesafede çok şanslı olur Hişman'la. Ona keza Metin Hamidi ile ilk defa start alacak olan, yabana atmayalım, son koşusunu 2000 metre kumda sentetikte İstanbul'da dördüncülükle ayrıldı sevgili dostlar. Bunu da mutlaka şans verelim. O zaman 61 kiloyla Bekir Mert Mırık'la koşmuştu sevgili dostlar. Dördüncülükte ayrıldı. Yani demem o ki 2 numaralı safkanımızı dışarıda bırakacağım. Geri kalan hepsini kuponumda yer vereceğim sevgili dostlar. Zor koşuyla birinci altılı gayanımız başlıyor. Benim kuponumda yer vereceğim atlar. 1, 3, 4, 5 ve 6 nolu atlar yer alacak sevgili dostlar. Tabii ki tercih size kalmış bir şey. 3 numara bakıldığında 1-2 adım önde, rakibi de 4 görünüyor ama geri kalan atlar da benim için şanslı olacak. Kuponumda yer vereceğim atlar sevgili dostlar. Evet, ikinci koşumuz Maiden. 2 yaşlı İngilizler 1200 metre sentetikle start alıyor. 8 İngiliz atımızın mücadelesini izleyeceğiz. Burada ön plana çıkardım. O da Halis Karataş'la start alacak olan harika çalışmalara imza atmış sevgili dostlar. Yani ilk startında da bir birinciliği elde edebilir. 4 numarayı sizlere ilk şans vereceğim atım olacak. İkinci atım iki koşusunda da güzel işleri imza attan sentetikte hem üçüncü hem dördüncü. Şimdi 200 metrede uzadı sevgili dostlar. Adından söz ettiğim Müslüm Çelikleri tecrübeli jokeyimizle start alır. Yani 4-1-2 adım önde, rakibi de 5 nolu atımız olur sevgili dostlar. Yani 4 ile 5 nolu atlar benim için yeterli olur. Bu koşta, ikinci koşta yer vereceğim atlar sevgili dostlar. Evet, üçüncü koşumuz handikap 15, 4 ve yukarı Araplar 1900 metre çimle start alıyor. Burada da bir ekürümüz var. 10 ile 11 nolu atlarımız ekür olarak start alıyor. Evet, 12 atımızın, Arap atımızın mücadelesini izleyeceğiz sevgili dostlar. Burada da 4 ata kadar yer vereceğim. İlk şans vereceğim atım, o da büyük atlı Müslüm Çelik'le start alıyor sevgili dostlar. Harika, üst üste 2 tane ikinciliği var. Handikap 16 sentetikte ikincilik. Ondan sonra İstanbul'da handikap yine 16'da 1900 metre çimde bu mesafede ikincilikle ayrıldı. Adından söz ettirebilir. Kazanmaya da yakın görüyorum. 2 numara ilk şans vereceğim atım olacak sevgili dostlar. İkinci atım 4 numara Alsancaklı Hişman Çizik'le 12 sefer koşup ikisinde de kazanma başarısı gösteren 2100 metre çiminde videosunu tekrar izledim. Harika bir koşu sergiledi sevgili dostlar. Kazanan Halil Kaplan'la, o zaman kazanmıştı. Çok şanslı olur diyorum. Hişman'la da buluşan 4 numara Alsancaklı'yı da kuponunda ikinci şanslı atım olacak sevgili dostlar. Üçüncü atım 6 numara Beyoğlu'su Mehmet Salih Çelik'le Apprant'la arkadaşımızla start alacak olan bu mesafede gerçekten etkili koşan, hem Adana'da sevgili dostlar bir de son koşusunu 2100 metre çiminde handikap 16'da
Üçüncülükle ayrılan Alsancak'ın kazandığı koşunun üçüncüsü yine Mehmet Salih Çelik ile sevgili dostlar koşmuştu. Yine Mehmet Salih Çelik var. Bey Obası'nda Altınoğlu atımızda kuponumuza yer verelim. Son olarak da 7 numara ilk Karabedir sevgili dostlar. Burak Aberbark'la 3 sefer start aldı. Bursa'da 1400'de 4. Şimdi uzayan mesafede şanslı olur diyorum. 2100 metre sentetikte 4.lük de güzel bir 4.lük elde etti sevgili dostlar. Şimdi uzayan mesafede şanslı olur diyorum. Burak Aberbark'ta da bomboş kilo ile start alacak olan 7 numarayı da buranın tatlı sürprizini gerçekleştirebilir. Mutlaka kuponlarımıza ilave edelim. 2, 4, 6 ve 7 nolatlar benim için yeterli olacak 3. koşuda. Evet, 4. koşum rüzgar 30 koşusu olacak. Kısa vade 9, 3 yaşlı Araplar 1200 metre çimle start oluyor. 4. koşumuz 7 plasemizin de başlangıç aya. Evet, altın kapaklı gerçekten ilk startında İstanbul'a gerçekten çok tatlı bir sürprize imza atmıştı. 34 Ganyan'la gelmişti ama gerçekten kaliteli atım bir Kaisberg orijini. İşte Kaisberg orijini dediğimiz sevgili dostlar, hakkını veren at gerçekten. Her koşusu birbirinden güzel sevgili dostlar. Tolga Yıldız'a da çok güzel uyum sağladı. Harika, sonlarda çok etkili geliyor. Hem çimde hem kumda kazanma başarısı gösteren altın kaplıyı ilk şans atımı olarak sizlere önereceğim sevgili dostlar. Tabii ki rakip de 5 numara Tuncer olur. O da bir Kaisberg orijini olan, evet, iki Kaisberg orijini bulundu. İkisi de hakkını veren mükemmel orijine sahip olan, ikisi de hem kumda hem sentetikte mükemmel işlere sahip olan, hem de çimde sevgili dostlar. İkisinin kapışması, Tuncer'le altın kapaklının kapışması birinciyi belirler diyorum. 1 ile 5 nolu atlar benim için yeterli olur bu koşuda sevgili dostlar. Ben kendi açımdan macera aramaya gerek yok. İki tane güzel safkanımızın mücadelesi birinciliği belirler sevgili dostlar 4. koşuda. Evet, 5. koşumuz handikap 15, 4 ve yukarı İngilizler 1900 metre çimle start alıyor. Burada da 10 İngiliz atımızın mücadelesini izleyeceğiz. 1 ekürümüz var. 2 ile 10 nolu atlarımız ekür olarak start alıyor. Evet, şimdi burada sizlere sevgili dostlar 5 ada kadar yer vereceğim. Kuponumda yer vereceğim atları sırayla paylaşayım. İlk şans vereceğim atım 2 numara ekürler Gökhan Kocakaya ile start alacak olan 1900 metre çiminde yine şanslı olur. Uzayan mesafede güzel bir koşu sergileyeceğini düşünüyorum. Çünkü ondan önce koştu 2400'de ikinci, 2100 metre çiminde ikinci. Şimdi hafif de kısalan bu mesafede sevgili dostlar. Uzayan dediğime bakmayın, özür diliyorum sevgili dostlar. Kısalan bu mesafede 200, 300, 400 işte kısaldı. Şanslı olur diyorum. Gökhan'la kazanmaya en yakın şanslı safkanım olarak sizlere önereceğim. İkinci atım 5 numara Müslüm Çelik'le start alacak olan, o da İstanbul'da güzel çim performansı olan 1600'e hem 3. hem 2.likle ayrıldı. Bu da adından söz ettirir sevgili dostlar. Yani şanslı olur diyorum. 2 numara rakip gördüm. 5'i de kuponumda yer vereceğim. 3. atım 4 numara olacak. Mirahor sevgili dostlar. Mustafa Çelik'le arkadaşlar. İlk defa start alacak olan, uzun mesafede güzel koşular sergileyip kazanma başarısı gösteren, son koşusunu kayda almıyorum sevgili dostlar. O da şimdi, bu da kısalan mesafede çok şanslı olur diyorum. 2 gibi 4'ü de mutlaka kuponumuza ilave edelim sevgili dostlar. 3. şanslı atımı olarak sizlere öneriyorum. 4. atım 9 numara Ali Kaçmaz da sevgili dostlar, bomboş kiloyla. Ali böyle atları sever, böyle boş kilolu atları yakaladı mı elinden gelen, pardon arkadaşlar, Gökhan Bektaş sevgili dostlar. Evet, 5. koşumuz handikap 15, 4 mikro İngilizler 1900 metre çimle start alıyor. 10 İngiliz atımızın mücadelesini izleyeceğiz. Ve de bir ekürümüz var. 2 ile 10 nolu atlarımız ekür olarak start alıyor sevgili dostlar. Burada 5 ata kadar yer vereceğim. Kuponumda yeri olması gereken atlar, şanslı olacağını düşündüğüm, kazanmaya yakın gördüğüm 5 atı da sizlere
Hemen sırayla geçeyim sevgili dostlar. İlk şans vereceğim attım. Gökhan Kocakaya ile buluşan, şimdi kısalan bu mesafede sevgili dostlar. Çimde İstanbul 2400'de ikinci, arkasından 2100 metre. Çimde handikap 16'da ikincilik dahil olan, şimdi 1900'e çıkıyor. Bu kısalan mesafede Gökhan'la şanslı olur diyorum. Sonlarda etkili gelir. 2 numarayı ekürler sizlere ilk şans vereceğim atım olacak. İkinci atım Mustafa Çiçek de, o da kazanmaya yakın gördüğüm safkanlardan biri. 1600'de 3. arkasından yine handikap 16'da 1600'de ikincilik darıldı. Bu da uzayan mesafede 300 metrede uzadı. Şanslı olurdu. Müslüm Çelik'le 5 numara ikinci şanslı safkanım olarak önereceğim. Üçüncü atım 4 numara olacak. Mirahor sevgili dostlar, Mustafa Çiçek'le yabana atılmayacak atımız, ilk defa start alıyor. Mustafa da sever böyle atları sevgili dostlar. Bu da kısalan mesafeli, bu da şanslı olur diyorum. 2400'de kazanma başarısı gösterdi. 2100'de ikincilik, son koşusu 2100'de de beşincilik de ayrıldı sevgili dostlar. Yani yakın gördüğüm Hişmanlı o zaman Mihor sevgili dostlar 2400 mesafede kazanmıştı. 2 numarada hemen arkasından ikincilik de ayrılmıştı. Yani şanslı olur diyorum. Dördü de kuponunda 3. şanslı safkanım olarak sizlere önereceğim. Dördüncü atım 9 numara sevgili dostlar. Ananan kan Gökhan Bektaş'la start alacak, bomboş kiloyla harika Çin performansı olan sevgili dostlar. Hem İzmir'de hem Bursa'da, şimdi İstanbul'a geliyor. İstanbul'da da adından söz ettirir. Mutlaka kuponumuza ilave ederim. Aranan kanı sevgili dostlar. Bomboş kiloyla start alıyor. Tatlı bir sürprize imza atabilir sevgili dostlar. Son olarak 8 numara sevgili dostlar. Ali Kaçmaz'la start alacak olan, yani o da bir bomboş kiloyla start alıyor. Yani Ali de yani iyi koşu çıkartır. Böyle safkanları, yani bomboş kiloyla güzel koşu çıkartan bir jokey arkadaşımız, adından söz ettirebilir. Bu da sürprize imza atabilir. Aman diyorum, 8'de kuponumuza yer verelim. Sıralamam 2, 5, 4, 9 ve 8 nolu atları ayırmadan kuponumda yer vereceğim atlar sevgili dostlar İstanbul'da. Evet, ikinci altılık ayınımızın da başlangıç aya sevgili dostlar. Bunu da söyleyelim. Zor bir koşuyla hem de başlangıç yapıyoruz. Evet, altıncı koşu şartlı 4. 4 ve yukarı Araplar 2400 metre çimle start alıyor sevgili dostlar. Tabii ki bakıldığında burada ön plana çıkan Nibolu, Halis Karataş da iyi uyum sağlayıp ve de güzel birincilikleri imza attı sevgili dostlar. Kazanmaya da yakın, 2100'de şartlı 3'ü kazandı. Arkasından sentetikte şartlı 3'te 2000'de yine kazandı. 2100'de ikincilik de elde etti ve de formunu bulduğunu gördüğümüz Nibolu'yu ilk şans vereceğim atım olacak sevgili dostlar. Buna da rakip Afacan sevgili dostlar, Hişman Çizik'le, o da çok şanslı olur diyorum. Kaliteli at. Bu grubun aslında bir iki gömlek daha üstünde gördüm. Afacan'ı da Nibolu'ya da rakip olarak görüyorum. Bunların ikisinin kapışması birinciliği belirler diyorum sevgili dostlar. Yani 6 ve 2 nolu atlar benim için yeterli olacak. Birinci altılık ayınımızın da sona ya sevgili dostlar. Evet, 7. koşumuz Maylan 2 yaşlı İngilizler 1200 metre sentetik kumla start oluyor sevgili dostlar. Evet, burada bankom olacak, o da Özcan Yıldırım'la start alacak olan 6 numara. Bu grubun kat kat üstünde görüyorum. Şimdi sentetiğe çıkıyor. Güzel bir koşu çıkaracağını düşündüm. Özcan'la çok şanslı olur diyorum. Sizlere banko olarak öneriyorum. Yarın kuponumda banko olarak bırakacağım altın oğlu atımızı Özcan Yıldırım'la sevgili dostlar 7. koşuda. Evet, 8. koşumuz Orhan Doğan Özsoy koşusu olacak. Grup 3, 3 yaşlı İngilizler 1600 metre çimle start alıyor sevgili dostlar. Burada bakıldığınızda Akın Sözen'le harika bir uyum sağlayan, 7 kere koşup 3'ünde kazanma başarısı gösteren, son koşularda İstanbul'a kısa vadeydi 1000 metre, ondan sonra uzayan mesafe kısa vade 8'de yine harika bir koşu sergileyen, 1600 metre çiminde yine kafayı alır, çıkışta önlerde yerini alır ve de beyaz bayrak aynı yarışı izleriz sevgili dostlar. 1 numara Ardaşan'ı kuponumda yalnız başına bırakacağım sevgili dostlar.
sizlere de banko olarak öneriyorum. Tabii ki rakip gördüğünüz atlar varsa ilave edersiniz ama yarın geçileceğini zannetmiyorum. Tabii ki güzel koşullara sahip olan Saadettin'le ilk defa buluşan Ankara'da harika koşuda 1400-1600 bu mesafede kazanma başarısı gösteren 5 numara Prokopi istenilen bir türlü o yarışları sergileyemiyor. Yarışları gerçekten güzel, akışlı, harika ama maalesef bakalım bu kısalan mesafede 1600'de şartlı 5'te ikincilikle ayrılmıştı. Halis de şanslı olur sevgili dostlar, değerlendirebiliriz. Yani bakalım bütçeme göre tabii ki ben de ona göre yapacağım. İkinci altılık aynımız birazcık bayağı bir ufak oluyor. Tabii ki önde tuttuğum atları sizlere ilk baş paylaşmam sevgili dostlar. En doğrusu bu oluyor sevgili dostlar. Tabii ki sizler de ufak olan bu kupona süsleme yaparsınız sevgili dostlar. Evet, 9. koşumuz Fikret Kaya koşusu olacak. Kısa vadeli dişiler aması 4 ve yukarı İngilizler 2100 metre çimle start oluyor 9. koşumuz. Evet, burada da iki at önereceğim. İlk şans vereceğim atım o da Miss Elin. Aslında kazanmaya da çok yakın sevgili dostlar. Belki yarın 1.05'e de koşabilir, 1.010'a da koşabilir. Bu grubun gerçekten kat kat üstünde olan Miss Elin'i ilk şans vereceğim atım olacak. Ahmet Çelik'le mükemmel uyum sağlayan kazanmaya yakın diyorum. 4'ü ilk şans vereceğim atım olacak. İkinci atım Saadettin Boyraz'la, o da yani grubun kaliteli ismi, 313 günlük ara verse de güzel işlerle bu koşuya hazırlanan bir torok yavrusu. Hür atı da Saadettin Boyraz'la Miss Elin'e rakip görüyorum. Yani bir sürprize imza atabilir. Belki ikinci atta çıkabilir. Belki 313 günlük aradan sonra ilk defa bir dinçlik yarışı sergileyecek. Geri planda da kalmış olabilir. Yarın bakacağız. İkinci at mı çıkacak, kaçıncı at çıkacak onu bilemem de. Ama tabii ki Miss Elin birinci at çıkacağına eminim. 9 numarayı da kuponumda yer vereceğim sevgili dostlar. Yani gelirse güzel bir sürpriz elde edebiliriz diyorum. Miss Elin'in yıkılması yine bir yani altılımızı biraz oynatır diye düşünüyorum sevgili dostlar. Evet, 10. koşumuza geçelim. Altılık aynımızın da sonaya Begüm Ataman Karataş koşusu olacak. Kısa vade 8 rahmetle anıyoruz sevgili dostlar. Evet, biliyorsunuz onun da filmi çıktı. Gerçekten ağlamamak elde değil. Güzel bir film çıkmıştı. Seyrettik. Herkes seyretmiştir zaten sevgili dostlar. Şampiyon. Bort Pilot. Evet, kısa vade 8 dişilere mahsus 3 yaşlı İngilizler 2000 metre sentetik kumla start alıyor. 14 İngiliz atımızın mücadelesini izleyeceğiz. 2 ekürümüz var. 7, 8, 10 ve 11 no'lu atlarımız ekür olarak start alıyor sevgili dostlar. Evet, burada ilk şans vereceğimiz atım sevgili dostlar Selen kızım olacak. O da Halis Karataş'la belki yarışı alabilir. Yani biliyorsunuz Begüm Ataman'ı eşiydi sevgili dostlar. Yani bakalım nasıl bir koşu sergileyecek. Halis Karataş'la ilk şans vereceğim atım Selen kızım olacak. İkinci atım 7 numara Hayalet kızı Ekürler Ahmet Çelik'le. O da harika bir uyum sağlayan, mükemmel koşullarına sahip olan sevgili dostlar Ankara'dan geliyor ve de sentetiğe çıkacak. Adana'da da harika koşullara sahip olan Hayalet kızım da şans vereceğimiz atımız olsun sevgili dostlar. 7 numara Ahmet Çelik'le. Üçüncü atım 10 numara sevgili dostlar. Bu da ikinci ekürlerimiz Gökhan Kocakaya ile buluşacak olan sevgili dostlar. İlk defa start alıyor. Sentetikte güzel işler imza attı. 1300'de kazandı. Mailen'den çıktı. Sonra hemen arkasından kısa vadeli 1400'de. Şimdi uzayan mesafede şanslı olur diyorum. Yani çimde uzun mesafede de koşular sergiledi. Adından söz ettir ve bu önemli koşu için elinden geleni yapar Gökhan Kocakaya. Onu da kuponunda 3. şanslı atım olarak önereceğim. 4. atım 4 numara olacak. Çiruz bir kana orijini olan
güzel orijine sahip olan Özcan Yıldırım'la şanslı olur diyorum. İstanbul'da Sentelik'te onun da güzel başarılı koşulara sahip olan hem kazandı hem ikincilikte ayrıldı. Sevgili dostlar, Çiruz'da kuponumda dördüncü atım olarak sizlere önereceğim. Son olarak da Altınoğlu atımız sevgili dostlar. Yabana atmayalım Müslüm Çelik'le. Son iki koşusu harikaydı. Bayıldım. Tekrar izlerim videolarını. Hem 1300'de hem 2000 metre Sentelik'te İkincilik de ayrıldı. Yani mutlaka kuponumuza yer verelim sevgili dostlar. Yani tavsiyem 6'yı da kuponumuza yazarsak rahat bir yarış seyredebiliriz sevgili dostlar. Evet, sıralamam 1, 7, 14 ve Altınoğlu atlar benim için yeterli olacak. İkinci altılık ayınımızın da son ayında sevgili dostlar. Evet, Bursa'dan herkese sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Allah'a emanet olun sevgili dostlar. Şansınız daima yanınızda olsun. Bol şanslar diliyorum. Hoşça kalın. Kendinize çok iyi bakın.